Merhaba anneciğim. Merhaba Burak'cığım. Teşekkürler. Herkese selamlar tekrardan. Evet. Şimdi birazdan sevgili Nergis doktorumuzla buluşacağız ve bize ozon tedavisinin ne kadar önemli olduğunu anlatacak. Gerçekten çok merakla bekliyorum ben de. Ders sonrası bir an acele ettim ve hani anca yetiştim. Burak'cığım öpüyorum çok. İyiyim. Loski'cim teşekkürler. Umarım siz de iyisinizdir. Herkes iyidir. Ben şimdi bakıyorum bir. Nergis hocam gelmiş mi? Daha gelmedi. Tamam. Şöyle yapayım. Işık da iyi galiba, değil mi? Şöyle daha mı iyi oldu? Ev halleri. Evet, şimdi bekliyorum. Herkese merhabalar tekrardan. Şunu sesini kısayım. Barı nasıl kurdum? Anlatayım tabii. Barı arkadaşlar raf ayaklıkları vardır. Yani normal kitaplık raflarının ayaklıklarını koydum ölçüyü alıp. Yani şöyle göstereyim ben o sırada isterseniz. Çünkü yakından daha anlaşılır gözüküyor. Nerede? Şu şekilde bir raf şeyimiz var. Bunu kurduktan sonra süpürge, pardon, kürek sapını bulduk. O da tam bir bar şeyindeydi. Ebatlarındaydı tutmak için. Çok ideal bir fikir gerçekten. Üstüne de benim kırmızı bir tane kadife kaplama şeyim vardı. Arta kalan. Onu kapladık. O şekilde homemade bir barımız olmuş oldu. Arkadaşlar ben şimdi aceleyle geldim. Açtım ama acaba doktorumuz da bir haber verse miydim? Bir dakika, pardon. Gerçi konuşmuştuk kendisiyle ama belki bir hastası falan varsa belki geç başlayabiliriz. Selamlar herkese. Bakıyorum şimdi, gönderdim. Arkadaki sarmaşıklarım şu mandevilla dediğimiz bir sarmaşık. Aslında tamam, şimdi katıldı doktorumuz. Ayrıca onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ben Nergis Hanım'a şey göndereceğim, bir istek. Neden gönderemiyorum bunu? Siz bana gönderebiliyor musunuz Nergis Hanım? Yerdeki matı arkadaşlar, onu DM'den yazışalım. Çünkü telefon numarasını burada bu şekilde veremem. Evet, anladım. Pardon. Hayır, ben şey gönderemedim de şu anda davetiye katılmak için Nergis Hoca'ya. Peki doktorum, acaba siz katılmak için istek gönderebiliyor musunuz? Tekrardan deniyorum arkadaşlar. Şey çalışmıyor yani, ilginç bir şekilde.
Gönderme tuşum çalışmıyor. Heh, tamam, süpersiniz. Oley, çok heyecanlı. Tamam, bütün sorularınıza sonra yanıt vereceğim. Merhaba. Merhaba. İlkeciğim, ne güzel duruyorsun. Çok teşekkürler, süper. Çok teşekkürler. Sen de çok güzel duruyorsun doktorum. Harikasınız. Ben çok özledim. Evet, ben de. Çok özledim gerçekten. Umarım ilk fırsatta görüşürüz. İnşallah. Gideriz. Bu zamanda. İstanbul? İstanbul sakin, sessiz. Hepimiz evlerimizde. Biz her gün ders yapıyoruz işte, ben evden sürekli paylaşımlarda bulunuyorum. Takip ediyorum. Çok aktifsin. Bravo. Çok teşekkürler. Yani tabii ki kolay değil hiç kimse için. Umarım bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz hep beraber. Birbirimize destek verimizle. Müziği sesini hemen kısıyorum. Geldim. Tamam. Evet. Evet Nergis Hocam, bize anlatın. Bugün galiba konumuz ozon. Evet. Şöyle ki gerçekten ben biliyorsun uzun zamandır bu koronavirüsten de önce ozonun ne kadar gerekli olduğunu hep anlatıyorum. Özellikle artık günümüzde vazgeçilmez oldu. Çünkü hem hava kirliliği, hem çevresel kirlilik, hem de bildiğimiz gibi artık organik beslenemememiz. Özellikle siz İstanbul'da maalesef organik beslenemiyorsunuz. Onun beraberinde getirdiği tabii ki de sedanter bir hayat. Yani her yere araçla gidiyoruz. Çalışma ortamlarımızda çok hareket söz konusu olmuyor. Bu da tabii maalesef dokularımızın oksijensiz kalmasına sebep veriyor. Yani günümüzdeki kronik hastalıklara baktığımızda hepsinin altında vücudumuzdaki bu serbest radikallerin çok yükselmesi yatıyor. Serbest radikaller çok yükselince de tabii ki de vücudumuzun o hücrelerde biriken serbest radikaller bizde kanserden tut, bütün kronik hastalıkların ana sebebi oluyor zaten. O yüzden ozon bize ne yapıyor? Ozon bize bütün bu antioksidanları nötrleyecek bir antioksidan veriyor. Yani bizim tamamen kansere karşı korunmamızı sağlıyor, enfeksiyon hastalıklara karşı korunmamızı sağlıyor ve beraberinde gelen tüm kronik hastalıklara karşı vücudumuzda bir bariyer oluşturuyor. Hı hı. Çok gerekli. Özellikle biliyorsun bugünlerde koronavirüsünde şu an İtalya'da, İspanya'da ve bizde de Sağlık Bakanlığımızdan yazı geldi. Ozon tedavisi şu an zorunlu tutuluyor. Özellikle yoğun bakımlarda. Çok da ciddi, yani Türkiye'deki koronavirüs vakalarında bu kadar hızlı iyileşip taburcu olmalarının altında ozon da şu an çok etkili. Peki ozonu nasıl alıyoruz? Yani kanı alıyoruz. Evet. Ozonun aslında çok uygulama, farklı uygulama yöntemleri var. Biliyorsun daha çok mayor otohemoterapi dediğimiz kanımızı alıyoruz. Kanı dış ortamda, yani vücudun dışında özel bir haznede, bir şişede 100 mililitre kadar alıp onu 100 mililitre civarında bir ozon gazıyla karıştırıp vücudun dışında ozonlayıp tekrar damardan, aynı damar yolunda hastaya geri veriyoruz. Buna biz otomayor hemoterapi diyoruz ama minor uygulamalarımız da var. Özellikle diyabetik hastalarda, diyabetik yara varsa ya da herhangi bir yerinde bir travma, yanık yarası varsa yara bölgesine lokal de uygulanabiliyor. Hı. Onun dışında bağırsaklarda herhangi bir fistül, apse, hemoroid gibi rahatsızlıkları varsa rektal uygulamada yapabiliyoruz. Ve aşılama tarzında bir de kalçadan enjeksiyon şeklinde minor otohemoterapi yapabiliyoruz. Ben kendi adıma ozonlu suyu da çok hastalarıma tavsiye ediyorum. Özellikle idrar yolu enfeksiyonu olanlarda, midesinde ülser olanlarda, ağızda diş eti rahatsızlıkları olanlarda da ozon yağı ve ozon suyu da çok faydalı. Yani her şekilde faydalı. Harika bir şey ya, gerçekten. Peki yani mesela kaç seansta etki edebiliyor böyle bir şey vücudumuza ya da biz hissedebiliyor muyuz hani o tarz? Özellikle sen ozon olan bir hasta olarak da bunu çok iyi biliyorsun. Özellikle eklemlerde, eklem uygulamaları da çok iyi ozonun. Yani eklemde çok faydalı, PRP ile beraber kombine yaptığımızda.
hastadan hastaya değişiyor. Özellikle oksijenli bir ortamda yaşıyorsak 2-3 seans sonra, özellikle bodrum hastalarında ben hep onu yaşıyorum. 2-3 seans sonra hemen hasta enerjisini hissediyor, direncini hissediyor, farkını hissediyor. Ama İstanbul gibi yani hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yaşayanlarda 4-5 seanstan sonra etkileri başlıyor. Çok güzel. Peki nasıl alacağız biz şimdi? Sen oralarda, ben buralarda kaldım. Evet, üfleyecek sanıyormuşum. Bana bir çift gönderin. Dozu vermiştik zaten. İnşallah en kısa zamanda devamında getireceğiz. Umuyorum, umuyorum. Harika. Peki şimdi bu süreçte bu ozon tedavisi bizim ülkemizde nasıl bir yerde? Yani bu korona günlerinde de bizde de kullanılan bir şey mi? Hani farkında mıyız, evet, yani ne kadar önemli olduğunun? Mümkün olduğunca tabii bizler, yani koruyucu hekimlik alanında çalışan hekimler zaten yıllardır hastalarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bazı üniversitelerimiz bunu birkaç hafta sonra belki yayınlayacaklar. Dernekte de konuşuluyor. Türk toplumunun bu kadar kolay atlatıyor olması, maşallah diyelim. Olanların da tedavi olup taburcu edilebilmesinin altında daha önceden biz koruyucu hekimlerin hastalarımıza ozon, glutatyon, yüksek doz C vitamini vermiş olmamızın da çok büyük etkileri var. Özellikle İstanbul hastalarında. Hatta benim çok sevindiğim bir haber var. Geçtiğimiz hafta ozon tedavisi verdiği İstanbul'da bir aile, yani eşiyle beraber alıyor. Taburcu oldular bugün koronada. Ay çok güzel. Evet. 5 gün kadar bir tedavi gördüler. Geri kalanını da evde geçiriyorlar. Bana teşekkür için aradılar bugün. Çok hoşuna gitti. Gerçekten ozon bu süreçte herkesin alması gereken bir şey. Hı hı. Mükemmel. Mükemmel. Harika. Çok sevindim. Çok tebrik ediyorum yani. Gerçekten sizi de bize de anlattığınız için ayrıca. Çok önemli bilgiler yani ve gerçekten herkesin bilinçlenmesi de gerekiyor bir şekilde. Daha çok yayılması, daha çok duyulması gerekiyor diye düşünüyorum ozonun insan üzerindeki etkisini. Yani illaki bir hastalığımız olmasına da gerek yok ozonu kullanmak için. Kesinlikle. Yani hani çok doğal bir şey çünkü, değil mi? Ve hücre hücrelere oksijen aslında takviyesi yapıyor ozon, değil mi hocam? Aynen. Şimdi ozon aslında oksidatif stres yaratıp hücre içerisindeki bütün askerlerini, savunma hücrelerini ayağa kaldırıyor ve bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor. Özellikle ileri yaş hastalarda, şimdi koronadan dolayı 65 yaş üstünde konuşuyoruz ama benim 96 yaşında da hastam var. Ve kesinlikle hani geriatrik yaşlarda, ileri yaşlarda bedensel sağlığı korumak adına, enerjiyi korumak adına her yaş grubunda kesinlikle yapılması gereken bir şey ozon. Ben ozonla ilk tanıştığımda çok şaşırmıştım. Ozonun dünyadaki jeneratörünün patenti Tesla'ya ait. Yani zaten inanılmaz bir adamdı. Ama ozonu da tıpta ilk kullanımını yapan da Tesla, çok şaşırmıştı. Gerçekten ilki yapmış. Yani ne kadar eski bir yöntem aslında. Evet, evet. Yani ve dünyada ilk lokal kullanımı da Osmanlı İmparatorluğu'nda. Lokal uygulamalar 1914-17 Birinci Dünya Savaşı'nda askerlerimizin tüm yaraları ozonla tedavi edilmiş. Hı hı, hı hı. Çok eski aslında tedavi şekli. Müthiş. Ama günümüzde Sağlık Bakanlığımız 2014 yılında tıbbi tedavi alanına aldı. 2014'ten beri de yasal olarak tıbbi tedavi olarak uyguluyoruz Türkiye'de. Yani bir 6 yıllık öyküsü var ozonun. Evet, yani aslında çok yeni bizde gelmiş oldu. Evet, resmiyete dökülmesi yeni ama aslında baktığımızda çok eski. Eski yıllardan beri Türkiye'de kullanılmış Anadolu topraklarında ama maalesef 6 yıldır resmi olarak kullanılabiliyor. Evet. Evet, iyi. Ona da şükür diyoruz. Evet, aynen. Almanya'da 1950'den beri var aktif olarak. Ya. Almanya ve Hollanda çok aktif kullanıyor. Aslında Almanya'da da koronanın bu kadar iyi ve güzel gitmesinin altında Almanya'da gerçekten hani normal bir gıda gibi çoğu insan ozon alıyor. Ya harika. Gerçekten işin sırrı ozon yani şu an için. Evet, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Bu konuda da bir yayın çıkacak.
Koronavirüs vücudumuzda furin denilen bir enzimi çok seviyor. Furin ne zaman vücutta yükseliyor? Çünkü eğer furin yükselirse korona gidip o furine bağlanıyor ve vücudumuza yapışıyor. Furin vücudumuz oksijensizse vücudumuz da yükseliyor. Yani biz ne kadar az oksijenli bir vücutta yaşıyorsak ki şu an zaten yayınlarda çıkıyor, sigara içenlerde 14 kat daha fazla risk var. Ve furin enzimi ne zaman yükseliyor dedik, işte oksijen düşükse yükseliyor ve korona gidip yapışıyor oksijensiz hücreye. En çok da akciğerlerde, karaciğerde, böbrekte ve bağırsaklarda var. O yüzden akciğerlerde eğer sigara da içiyorsak, ozon da almıyorsak çok ölümcül seyredebiliyor korona. Evet, ne yazık ki. Evet. O yüzden yüksek tutacağız. Evet. Peki kesinlikle. Aynı zamanda C vitamini takviyesi de değil mi? Hani şu evet, anda ulaşabileceğimiz, yani bağışıklık sistemimizi güçlü tutabileceğimiz C vitaminimiz var. Sebzelerimiz evet. var değil mi? Ayrıca evet, bir tavsiyeniz var mı? Evet. Yani C vitamini şu an ozonla beraber aktif kullanılıyor. Hatta Sağlık Bakanlığı'na bağlı da bir protokol belirlendi dernekle beraber. Haftada 2'den 2 seans ozon ve C vitamini peş peşe veriliyor hastalara. Yoğun bakım hastalarına daha yüksek dozda C vitamini veriliyor. Daha çok ihtiyaçları olduğu için. Ama rutinde de yıl içerisinde planladığımız protokoller var. Onları tamamladığımızda bence oksijenimizi de yükselttiğimizde, bağışıklığımızı da yükselttiğimizde bundan sonra gelecek başka salgınlara karşı da kendimizi korumuş olacağız. Umuyorum. Çok teşekkürler Nergis Hocam. Siz birliktesiniz bildiğim kadarıyla. Çok da tutmak evet, istemiyorum. Hastalarınız olacaktır. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sevgiler. Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun. Teşekkürler. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Of, harika oldu arkadaşlar. Çok çok teşekkürler gerçekten. Ne kadar önemli, yani ben de daha yeni tanıştım ozonla ve yoğun performanslardan dolayı temsillerimizden ve aşırı provalardan dolayı çok yoğun bir haftalar, aylar geçirdiğim zamanlarda ayda bir kere ozon tedavisi aldım ve müthiş. Tabii 3-4 seanstan sonra belki farkındalık oluyor. Yani ben herhalde bir totalde bir 10 seans ozon almışımdır arkadaşlar. Yani hem bağışıklık sistemim güçlü kalsın diye, hem yorgunluğum, yani bazı bir dönem geçirdim. Hani yataktan kalkamıyorum, çok yorgunum, hiçbir şey yapamıyorum falan. Hani o süreçler olur ya, böyle mevsim geçişleri olur, hepimiz yaşarız. O süreçlerde de çok iyi gelen bir şey. Umuyorum ki tüm hastalarımızda şifalarına kavuşurlar. Çok teşekkürler güzel mesajlarınız için arkadaşlar. Bugün de böyle bir bilgi paylaşımı yapmak istedim. Çok çok teşekkür ediyorum gerçekten Nergis Hanım'a tekrardan bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığı için. Yayını kapatıyorum ben şimdi. Yarın 9-12 yaş çocuklar için bir bale dersimiz olacak. Ondan sonra da şampiyonumuz, gururumuz Öykü Başar'la bir çalışma yapacağız. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü dersi o veriyor olacak. Yani ben bale dersi üzerine Öykü'yle çalışıyor olacağım. Herkesi bekliyorum. Çünkü o bir şampiyon ve çılgın bir insan. Yani kesinlikle tanımanız gerekiyor diye düşünüyorum Öykü'yü. Belki de birçoğunuz zaten tanıyorsunuzdur. İşte böyle arkadaşlar. Lütfen kendinize iyi bakın. Sigara içmeyin. İçenler de az içsin. Bol bol C vitamini, vitamin, sevgi, nefes alın bol bol ve kendinize iyi bakın. Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere yarın saat 1'de. Bye bye.